bir an gelmeyeceksiniz diye ödüm koptu. Yani beni bırakıp gittiğini sandım. Tuğçe Hanım, lütfen oturun. Tuğçe Hanım, size bir soru soracağım. Buyurun, tabii sorun. Bekar mısınız? Ay evet. O zaman bir soru daha soracağım. Sorun hemen. Benimle evlenir miydiniz? Evet, hem de hemen. Peki, bunun için her şeyi yapar mıydınız? Yaparım. Hem de sonuna kadar her şeyi yaparım. Ve de yaptınız. Ha? Ne? Evinize gelen tehdit telefonları. Kaçırılan kamyon ve buldozer. Evinizde patlayan bomba. Bunların hepsi benimle yakınlaşmak için kurduğunuz planın bir parçasıydı, değil mi? Of. Yürü Selda, gidiyoruz. Ay dur. İnanamıyorum, geldi mi sıra? Ay soluksuz kaldım. Dizi setine mi gidiyoruz? Dizi bitti Selda. Bütün olaylar çözüldü. Yalnızca son bir sahne kaldı, o da evde. Ne? Dizi bitti mi? Yani ben burada bir tek sahne için mi hazırlandım? Yani tek bir sahneyi mi bekledim bu kadar saat? Telaşlanma Selda. Tek bir sahnede gözükmedin. Burada beklediğin süre boyunca defalarca görüntüye girdin çıktın. Ne? Ay nerede? Ay benim burada makyaj yaparken mi çektiler? Makyaj Salim ekranlarda mı yayınlayacaktı? İnanmıyorum. Kim bu yönetmen? Yönetmeni çağırın bana. Mahkemeye vereceğim onu. Manevi tazminat davası açacağım ona. Yürü Selda, yürü. Ay ama bu halde burada ışık ters. Nasıl çıktım ben orada? Ay, bana bak yönetmen, geleceğim. Ay yönetmeni çağırın bana. İtiraf edin Tuğçe Hanım. Evinize gelen şüpheli telefonlar. Kaçırılan buldozer ve kamyon. Evinizde patlayan bomba. Bunların hepsini benimle yakınlaşabilmek için siz yaptınız, değil mi? Ay neler saçmalıyorsun siz öyle kuzum? Aa yani. Bırakın kuzuyu keçiyi Tuğçe Hanım. Her şeyi biliyorum, saklamayın. Yani rica ederim Selim Bey. Beni öyle herkesin önünde rencide ediyorsunuz. Ayşegül görmüş. Hmm. Evde bomba patlamadan önce Gonca Hanım'a sıkı sıkı çantayı al diye tembih etmişsiniz. Neden? Gonca Hanım. Çantanızda ne olduğunu görebilir miyim? Ay Selim Bey, bu ne küstahlık böyle canım? Bir kadına çantasının içindekiler sorulur mu hiç canım? Bu ne küstahlık? Gonca Hanım lütfen. Ay çantam! Çantam! Ay sen ne yaptın? Ay her şeyi mahvettin. Ya gitti o kadar emek, hazırlık, para, masraf. Allah! Dağ gibi malikanem var ya, onu fark ettim neden? Selim'le biraz daha yakın olabilmek için. Ay ne dağ gibi malikanesi ya? Bahsettiğiniz topu topu bir tanecik tahta. Yeter artık kendimizi kandırdığımız. Sırf ekmek parası uğruna sustum, sabrettim, sesimi çıkarmadım ama yeter. Otları gösterip halıları silkele dediniz, yaptım, gıkımı çıkarmadım. Havayı gösterip camları sil dedin, gıkımı çıkarmadım. Ama yeter artık. Ben üniversite sınavına tekrar hazırlanacağım. Bıktım ya, of! Buyurun Tuğçe Hanım. Evet. Şimdi olayları en başından anlatmak ister misiniz Tuğçe Hanım? Evet. Her şeyi ben planladım. Çünkü Ayşegül'e çıkmana dayanamıyorum. Seni onunla yan yana görünce çıldıracak gibi oluyorum. Yine sizi yan yana gördüğüm günlerden biriydi. Dev malikanemde tek başıma kafayı yiyordum. Kapı çaldı. Yine sizi yan yana görüp dev malikanemde tek başıma kafayı yediğim günlerden birinde kapı vuruldu. Neden tahtaya vurdun Toygar abi? Nazar değmesin diye mi? Tahtaya değil Fethi, kapıya vurdum. Neden kapıya vurdun Toygar abi? Nazar değmesin diye mi? Naci, nazar değmesin diye niye illa bir yerleri vurmam gerekiyor ki? Yanımda sizin gibi iki tane kocaman nazar boncuğu var. Kim o? Kim o? Benim, Toygar. Tuğçe Hanım, size sözünü ettiğim genç bayanı getirdim. Çıngırlo. Buyurun. İşte size sözünü ettiğim, üniversite sınavına yetişemediği için açıkta kalmış olan kızcağız. Merhaba canım, adın ne senin? Gonca. Ay Goncacığım, hoş geldin. Hemen içeri geçip halıları silkelemekten başlayabilirsin canım. Bozuntuya verme. Bu manyak burayı dev bir malikane sanıyor. Git birkaç ot yol, ondan sonra da silkeledim hanımefendi de. Tamam. Bari. Oğlum, kapı burada.
Tuğçe Hanım, yalnızlık zor olsa gerek. Ah, çok zor. İnsan böyle dev ve ihtişamlı bir malikanede yalnızlığını paylaşabileceği bir hayat arkadaşı olsun istiyor, değil mi? Ah, hem de nasıl? O zaman size katiyen hoşunuza gideceğine inandığım bir teklifim var. Dinliyorum. Şurada çok yakında çok şık bir İtalyan restoranı biliyorum. La Cantinella. İsterseniz gidelim, hem yiyelim hem konuşalım. Mamma mia! O zaman. Bize bir tane tosta kaşarella, bir tane de tosti sucukati. Si, signor. Evet Toygar Bey, teklifinizi bekliyorum. Şimdi Tuğçe Hanım, biz bazı büyüklerimle büyük bir işe giriştik. Ne işi? Uluslararası bir iş. İthalat, ihracat gibi mi? Sayılır. İşgalat, ihracat. Ne? Şimdi şöyle, ilk olarak bir ülkeyi işgal ediyoruz, ondan sonra bu ülkeyi yönetenleri ihraç ediyoruz. Ama tabii bu çok büyük ve maliyetli bir iş. Bunun için bol sayıda uçak, gemi ve tank lazım. Bunun için de bol miktarda yakıt lazım. Şimdi anlıyorum. Benden de petrol kuyularımı istiyorsunuz, değil mi? Evet. Hayatta vermem. Peki size Selim'i versek? Ay ne duruyorsun, al. Hepsini al. Güzel. Şimdi size planı anlatayım. Anlat. İlk olarak siz buldozerinizi ve kamyonunuzu Gonca'nın çantasına koyacaksınız. Ondan sonra sanki onlar çalınmış gibi Selim'i arayacaksınız. Biz de o sırada bombayla sizin büyük malikanenizi imha edeceğiz. Siz böyle evsiz yurtsuz kalınca ne oluyor? Selim size kapısını açıyor. Böyle olunca da Ayşegül Hanım deliriyor ve benim sadık adamları Fethi ve Naci Ayşegül Hanım bir deli gömleğiyle hastaneye kapıyorlar. Siz de böylece Ayşegül'den sonsuza kadar kurtulmuş oluyorsunuz. Peki ama bu işin sonucunda sizin çıkarınız ne olacak? Çok bir şey değil. Yani küçük bir Avrupa ülkesinin cumhurbaşkanlığı. Aman. Hem Selim sizde olduktan sonra kim bilir? Belki de Ayşegül Hanım teselliyi benim kollarımda arar. Ay arasın ve bulsun. Pes. Vallahi pes. Yani kumpasın entrikanın da bu kadarı. Her hafta sizin gibi manyaklar yüzünden meslekten soğudum. Yok, yok. Ben de basıyorum istifaya, hadi bakalım. Bas abicim, bas. Hem çekilir mi bu ajanlık hayatı? Hadi git üniformanı değiştir de eskisi gibi lise öğrencisi olalım. Aa, size bir soru. Liseye giden Selim'e ne denir? Ne denir? Liselim. Ya Ceren, iğrenç bir espri ama vallahi özlemişim. Siz bekleyin, ben bir üstümü değiştirip geleyim. Hadi. Tamam. Ay inanmıyorum Selim ya. Of, o kadar masraf yaptım. 400 avroya gittim, bu elbiseyi aldım. Gene de Selim'i elde edemedim. Ya boş ver Tuğçe'cim. Bak sen de git böyle giy lise üniformalarını, takıl bize, özüne dön. Dokunma bana, çek şu leş gibi ellerini. Eğer bu elbiseye bir tane toz lekesi gelirse, bu elbise 400 avro. Bir şey olursa burayı başına yıkarım ben. Yık canım, yık. Ne haber Tuğçe? Sen ne istiyorsun? Sana çok önemli bir müjdem var. Yıllardır aradığın kız kardeşini buldum. Ne? Gerçekten mi? Kimmiş peki? Ünlü bir manken mi? Zengin bir iş kadını mı? Yoksa sosyetik bir modacı mı? Hayır. Kim peki? Berna. Hadi gel gel, koş ablanın kollarına. Koş koş. Gelsene. Ablam. Bu mu? Evet. Evet. Ablam. Gitme. Ablam. Yıllarca, yıllardır seni arıyormuş. Fakat senin ablam yanına bir türlü gelmeye cesaret edemiyormuş. Hayır, benim elime de sizin doğum belgelerinizi verince sizi kavuşturmak da bana nasip oldu. Sarılın, sarılın. Sarılın, sarılın. İyice sarılın. Birbirinizin kokusunu iyice içinize çekin. Sarılın. Ayşegül. Ne haber Selim? Hayır, sen üniformanı değiştirmişsin. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.